çocukların eğitiminden kim, kimler sorumludur? Anne-baba çocuk ilişkisi nasıl olmalıdır? Çocuğun sağlıklı gelişiminde ailenin rolü nedir? Sosyal çevre çocuklarımızı nasıl etkilemektedir? Çocuklarımızın sosyal medya ile ilişkisi nasıl olmalıdır? Çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Efendim merhabalar. Ordu Altaş Televizyon ekranından Aklı Düşenler programından her birinizi en kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti, inayeti cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Mübarek bir iklimdeyiz. Malum Recep-i Şerif ayının son günlerine yaklaştık. Birkaç gün sonra inşallah Miraç kandilini idrak edeceğiz. Bu mübarek günlerde hayatımıza anlam katan ve varoluşumuza, yaratılışımıza adeta amaçları itibariyle zemin oluşturacak kurumlar, müesseseler ve anlamlı insanlar üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Geçen hafta aileyi konuşmuştuk. Bu hafta ailenin adeta bir semeresi, bir bereketi, bir meyvesi olması itibariyle çocuğu konuşacağız. Çocuk nedir diye soracağız. Çocuklar bizim neyimiz olur? Çocuklarla ilişkimiz nasıl olmalıdır? Çocuklar nasıl eğitilmelidir? Eğitilmeli midir? Yoksa kendi haline bırakırsak ne olur? Sonra çocukların kendi akranlarıyla, sosyal çevreleriyle, işte telefon, tablet, bilgisayar üzerinden iletişim kurdukları sosyal medyayla olan hukukları hakkında inşallah konuşacağız. İki kıymetli konuğum var. Gül Hicran Kılıç, İl Vaizesi, sevgili meslektaşım. Hoş geldiniz hocam. Ve Fatma Demiröz, eğitim deyince Ordu'da özellikle 4-6 yaş kurslarımızın duayen öğreticilerinden, Kur'an kursu öğreticisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Safalar getirdiniz, neyi ettiniz. Bugün çocuğu konuşacağız. Aileyi konuşmuştuk Gül Hicran evet. Hocam sizinle. Evet. Kadını konuştuk, erkeği konuştuk. Yani karı koca olmaları itibariyle evin yetişkinleri üzerine cümleler kurduk. Şimdi çocuklar üzerine cümleler kuralım istiyoruz bugün. Bu zira Rabbimiz malum bizden kulluk bekliyor ve kulluk dediğimiz şey, kul dediğimizde yetişkin bir birey geliyor gözümüzün önüne. Yani buluğ çağına ermiş olacak, akıllı olacak, işte akıl bali olma dediğimiz bir süreç. Ama dünyaya böyle gelmiyoruz, dünyaya bebek olarak geliyoruz. Yani ağzımızda dişimiz yok, yürüyemiyoruz, konuşamıyoruz, kendi ihtiyaçlarımızı göremiyoruz. En temel ihtiyacımız olan beslenmeyi dahi kendi kendimize gerçekleştiremiyoruz. Zaten canlılar içerisinde bu kadar aciz dünyaya gelen belki de tek varlık insan. Biz kul deyince yetişkin bir bireyi görüyoruz ama arz etmeye çalıştığım üzere dünyaya böyle gelmiyoruz. O arada bir süreç var. Bizim çocukluk dediğimiz bir süreç ve yarın nasıl kul olacağımızı belirleyen aslında bir süreç. Dolayısıyla belki de en önemli kısım o. Yani biz yetişkinliğe cümleler kuruyoruz kürsülerden, mihraplardan, minberlerden. Ama adı üzerinde yetişmiş. Halbuki ağaç, belki o örneği vereceksiniz. Ağaç olduktan sonra artık eğilip bükülmüyor. Bükülse de bin bir zahmetle, travmayla gerçekleşiyor. Bugün o zahmetler ve travmalar gerçekleşmeden biz dünyaya gelen bebeği nasıl arzu edilen hem Allah'ın hem insanların kendilerinden hoşnut olacağı bireyler olarak yetiştirebiliriz. Buna inşallah cümle kurmaya çalışacağız. VTR'de de sorularımız döndü. Konu bir hayli uzun. İnşallah bugün bitirebiliriz. Bitiremezsek dükkan bizim. Haftaya devam ederiz nasip olursa. Evet, Fatma Hocam arzu ederseniz sizinle başlayalım. Tabii ki. Çocuk nedir, neyimiz olur diye ben öyle sorayım. Siz istediğiniz yerden. Buyurun lütfen. Çocuk çok kapsamlı zaten. Çocuk deyince hayatın meyvesidir. O insanın anne babanın olmazsa olmazıdır. Çok kıymetlisidir. Allah'ın emanetidir zaten çocuk. İnsanın bu dünyadaki aslında bıraktığı en güzel eseridir çocuk.
o kadar çoğaltabiliriz ki. Peygamber Efendimiz bir hadisinde var, her ağacın bir meyvesi vardır, gönlün meyvesi de çocuktur buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Diyor ki başka bir sözde, boynunuzda diyor taşıyabileceğiniz en değerli mücevherler çocuklarımızın kollarıdır diyor. Hatta ki çocuklar diyor, çocuklarımız göremeyeceğimiz bir zamana gönderdiğimiz canlı mesajlardır. Bunlardan daha ziyade, daha bir terimsel olarak ifade edersek, çocuk bebeklik ve ergenlik dönemi arasındaki insan olarak tanımlanmaktadır. Hı hı. Yani küçük insandır aslında, insanın küçük halidir. Ve de bizim evladımızdır, yavrumuzdur, Allah'ın emanetidir, en kıymetlimizdir. Ve insanın bu dünyada kıskanmadığı, ondan sonra her şey onun olsun, benim olmasın da onun olsun dediği bir varlıktır. Bu kadar kıymetlidir ve belki önemlidir. Belki İhsar duygusunun en böyle canlı gerçekleştiği ilişki, anne baba çocuk ilişkisi. Aman onun olsun, benim olmasa da olur. Kesinlikle öyle. Dedik ya, hayatın evliliğin neşesidir. Anne babanın, hani çocukla hayat neşelenir. Ve de bunları bu kadar diyoruz ama toplum olarak çocuk kelimesinden biz ne anlıyoruz? Tabii ki evladımız bizim diyoruz. Emanet bilincinin de farkındayız ama bu emanet bilincini biz biraz yanlış algılıyoruz. Bizim evladımız dediğimiz için, bize ait olduğu için her şeyle bize ait olduğunu zannediyoruz çocuklarımızın. Nasıl? Her şeyine biz karar vermeye çalışıyoruz çocuğumuzun. Söz hakkının olmadığı durumlarda bile biz söz hakkı vermiyoruz. Ondan sonra giyeceği ayakkabıdan tutun da arkadaşlık ilişkilerine kadar her şeyine biz çocuklarımızın müdahale etmeye çalışıyoruz. Çocuklar dedik ki bu kadar müdahale etmeye çalış, bize bu kadar müdahale edilse hiç kimse hoşlanmaz herhalde. Hı hı. Sürekli bir dikteyle, sürekli bir bu şekilde yaklaşımla. Ama çocuklarımız buna rağmen, bizim bu kadar diktelerimize ve bu kadar karışmalarımıza rağmen yine neyler? Saf bir şekilde yine anne babasına karşı olan ilgisi, sevgisi belirli bir dönem ama. Onu da şimdi biraz sonra konuşacağız ama yerleştirdiğimiz zaman sorun yaşamıyoruz. Ama yerleştiremezsek ilerleyen zamanlarda bu kadar dikte ve bu kadar karışmayla ilerleyen zamanlarda da çok sorunlar yaşayabiliyoruz. Ben çocukla ilgili özellikle de hani çocuklar Allah'ın emanetidir dedik ama çocukların dünyada Mehmet Teber bir seminerde o bahsetmişti. Ben onu hatırlatmak istiyorum. Çocuklar neden var? Neden bu kadar önemli? Çocukların üç özelliğinden bahsetmişti. Çocukları Allah neden yaratmıştır? Hatırlatıcı olduğu için. Ondan sonra arındırıcıdır ve besleyicidir demiştir. Bu üç özelliğinden dolayı çocuklar vardır. Hatırlatır demişti. Neyi hatırlatır? Çocuklar bizdeki olan saf duyguyu, affetmeyi, ondan sonra koşulsuz sevgiyi gibi bu güzel duygular hepimizde mevcut. Ama biz büyüdükçe, yetişkinlik çağına erişince biz bu duyguları unutuyoruz. Ama çocuklar bize bu duyguları hatırlatıyor, anlatıyor. Biz şimdi birebir 4-6 yaştayım ben. Çocuklarda bu duyguları o kadar net bir şekilde görebiliyoruz ki. Arkadaşıyla küsebiliyor, çok kızabiliyor. Yani hakikaten çok kızıyor. Oyuncağını almıştır, işine karışmıştır, onu şikayet etmiştir. Her türlü şey yaşanabiliyor. Çok kızıyor ama hakikaten çok kızıyor. Ama bir bakıyorsunuz o kızgınlık bir anda bitmiş yani. Hiçbir şekilde devam etmiyor. Ama bizde öyle olmuyor. Biz hala daha, evet bize belki yetişkinlik çağında çok şeyleri yaşayabiliyoruz. İnsanlara, karşımızdaki insana kızabiliyoruz, öfkeleniyoruz. Ama şöyle yaptı, ama böyle yaptı. O bizdeki öfke hala daha devam edebiliyor, geçmiyor. Ama çocuklardaki o kadar kısa sürüyor ki hemen bitebiliyor. İşte biz bu çocuklar bizdeki bu duyguyu hatırlatıyor aslında, olması gereken duyguları. Ve hatta demişti ki bize kim çocukluktaki özellikleri yetişkinliğine taşıyabiliyorsa velidir demişti. Çok da güzel bir örnek vermişti. Ve daha sonra çocuk arındırıcıdır. Dünyanın kirinden arındıran, saf deriz, masum deriz değil mi çocuklara? Melekler, evet. Biz şöyle kandil programı yapmıştık. Bir örnek vereyim. Kandil programı yaptık. Çocuklara beyaz giyinin dedik. Camideki programa çıkarttık. Ondan sonra cemaat oturmuştu. Onları aralarından geçirdik ama böyle beyazlar içerisinde çoğunlukla. Cemaatin tepkisi şuydu. Sanki melekler geldi. Hani saflar, masumlar, günahsızlar oldukları için melekler hükmünde onlar ve dünyayı diyor işte o melekler saf oldukları için diyor dünyayı temizleyen, arındıran, o dünyanın kirinden arındırma özellikleri vardır demişti çocukların. Üçüncü özelliği de besleyiciliğinden bahsetmişti. Çocuk nasıl besleyicidir? Bizdeki en temel duygu nedir? Sevgidir. Hepimiz sevgi isteriz değil mi? Karşımızdaki herkesten, bütün herkesten, eşimizden, çocuğumuzdan, yakın arkadaşımızdan sevgiyi bekleriz.
Sevgi tabii beklenilmez, o ayrı kazanılır, o başka bir şey ama çocuklarda bu karşılıksızdır. Yani en ufak bir şeyde bile ne yaparlar? Hemen çok rahat bir şekilde bize sevgisini gösterirler ve bizim o sevgi duygusunu besliyorlar çocuklar. Biz okul öncesi öğretmenleri bu konuda şanslıyız. Evet. Sevgiyi çocuklarla beraber sınırsız bize, biz karşılıklı vermeye çalışıyoruz. Onlar da bize karşılıksız bir şekilde veriyorlar. Mesleki tatmini oldukça yüksek, evet, bir alan. Çok şükür. Bunların yanına belki şunu da ekleyebiliriz. Çocuklar aynı zamanda bizim bereket kaynağımızdır, evet, yaşlılarla ve hayvanlarla birlikte. Zira onlar olmasa herhalde, evet, yetişkinlik döneminde insan davranışı üzerinden Allah merhamet edecek olsa yeryüzüne, evet, kuvvetle muhtemel, evet, bayağı sıkıntı yaşarız ama o sabilerin hatırına, evet, hürmetine Rabbim gökten yağmuru yağdırıyor. Çok şükür. Toprakta ekinleri veriyor cömertçe. Sağ olun hocam. Hicran hocam, çocuklar neyimiz olur? Siz ne dersiniz bu hususta? Evet kıymetli hocam. Hiç büyümeyen bir toplumda çocuk konusunu konuşmak gerçekten güzel, manidar bir konu. Hala çocuğuz diyorsunuz yani. Büyümüyoruz. Yani ne kadar çaba gösterirsek gösterelim. Kendi çapımızda öyle düşünüyoruz ama büyümüyoruz. Biz literatüre bakacak olursak hani dünyanın genel kabul ettiği uzmanların görüşüne göre 0-18 yaş arası çocukluk dönemi olarak kabul ediliyor. İslami literatür ise 0-14 yaş arası çocukluk kabul ediyor. Fakat biz bugün görüyoruz 20 yaş üzeri, 30 yaş üzeri, 40 yaş üzeri kardeşlerimizi görüyoruz. Ebeveynleri hala ya onlar daha çocuklar, yapamazlar, işte evlenemezler vesaire denildiği için ben de hiç büyümeyen bir toplumda çocuk konusunu konuşmak güzel oldu, yerinde bir karar oldu diyorum. Hocam, evet, şadırvandayız, sene 2000'lerin başında, evet, vaaza gireceğim, abdest aldım. Hı-hı. Yaşlı bir tane amca, evet, bana döndü, evladım dedi, şuradaki çocuğu bana çağırır mısın dedi. Baktım o şurada dediği istikamete, orada da bir başka yaşlı var. İkisi de piri fani, evet, ikisi de sakallı. Evet. Meğer o onun babasıymış. Çocuk dediği 65 yaşında, kendisi 85 yaşında, sonradan tanıştık, ahbab olduk falan. Evet. Yani evet, babanın gözünde çocuk her zaman çocuk. Tabii tabii. Biz yine baktığımız zaman muhterem hocam çocuk mevzusuna çok detaylı yaklaşımlar görüyoruz. Yani olumlu yaklaşımlar olduğu gibi olumsuz yaklaşımlar da görüyoruz. Takdir edersiniz ki dünyada en çok sömürülen iki varlık var. Biri kadın, hı hı, ikincisi çocuk. Çocuğun da kadının da şu dünyada pek yüzü gülmemiş. Dönem dönem maalesef olumsuzluklar yaşıyor ve her seferinde bir el, bir inkılap ne yapıyor? O olumsuzlukları ıslah ediyor. Cahiliye dönemine bakacak olursak, Efendimizin geldiği dönemde, cahiliye döneminde ne kadının değeri var, ne çocuğun değeri var. Çocuk ne olarak görülüyor? İşte soyun devamı yahut da işte savaşlar olacak. O savaşta bizlere yardımcı olacak. Böyle bakılıyor. Kadının da zaten adı da yok, değeri de yok. Sallallahu aleyhi ve sellem gelince farklı bir portre çiziyor ve çocuğun nasıl bir eğitime tabi tutulması gerektiğini bizlerin gözlerinin önüne seriyor ki biz zaten göreceğiz. Peki peygambere gelene kadar yani çocuk hep gülmüş müdür? Hayır. İlk çağ uygarlıklarına bakacak olursak tanrılara kurban ritüelleri vardı. Kurban edilenler kim? Çocuklar. Özürlü çocukların yaşama hakkı yok. Tanrılara ritüellerde kurban edilen kim? Çocuklar. Hatta ben hatırlıyorum biz ilahiyattayken bu ilk çağ felsefe tarihlerini falan okumuştuk. Çok böyle şey hayranı olduğum kişiler vardı. Sokrat olsun, Eflatun olsun veyahut da Aristo olsun. Yani gözümde büyütüyordum o çocukluk çağında. Okuyunca yani insanoğlunun olumlu ve olumsuz yönlerini orada gördüm. Çocuklar hakkında söylemleri mesela benim hoşuma gitmemişti. Sokrat 6 yaşına kadar mesela şey yapıyor. Eflatun 6 yaşına kadar kız ve erkek çocuklarının ayrımı yapıyor. 6 yaşında kızlarla erkekleri ayırıyor. Sadece erkeklere ders veriyor. Mesela Aristo çocukluğu ömrün en rezil dönemi olarak görüyor. İşte en işe yaramaz, en günahkar dönemi olarak gösteriyor. Yine Sokrat'ın çocuklara yaklaşımı sadece erkek çocuklara ders vermesi, kız çocuklarının yeterince akıllı görmemesi bende gerçekten de hayretler içerisinde bir tepki bırakmıştı. Devam eden bir şeydir yani çocuk hem çok kullanılan hem maalesef olumsuzluklara kapı açılan bir nesne olarak kabul edilmiş tarih boyunca. İzzetini ve değerini nerede buluyor? Sallallahu aleyhi ve sellem'le buluyor. Hem kadın hem çocuk.
Allah'ın yaratmış olduğu iki değerli varlık olarak gözlerimizin önüne seriliyor. Çünkü çocukluk muhterem hocam gençliğe ve yetişkinliğe ilk adımdır. Yani biz de bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Çocuktan bahsettiği zaman Allahu Teala ona emanet diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman çocuktan soyun devamı olarak görüyor. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ona ne olarak bakıyor Allahu Teala bizlere söylüyor. İmtihan olarak diyor. Ve biz bunu dönem dönem ayırıyoruz da hocam. Yani çocukluk evresine o kadar çok değer veriyoruz ki insan zaten bizim için önemlidir. Ama çocuk mihenk taşıdır ve biz yeni doğmuş ise ona velid diyoruz. Eğer süt emme çağında ise ona ne diyoruz? Radıya diyoruz. Hani sütün kısımlar işte emzirme dönemi kaç ne kadar emzirilir. Hı hı. Hatta o radiye dönemindeyken ona sabi diyoruz. Sütten kesilince ona Fatim diyoruz. 3-5 yaşına geliyor ona Difl diyoruz. 3-5 yaşındaki bir çocuk bakın isimlendiriyoruz. Her bir dönemine değer, ehemmiyet veriyoruz ki yeteneklerini keşfedelim, ilgisine, alakasına ona yönelelim. Peki 3-5 yaşından sonra 6 ile 14 yaş arası gelecek. O zaman ona Hulam diyoruz. 15 yaşına geliyor, 15 yaşında fetâ diyoruz, temiz çağına geldi diyoruz. 16 yaşından oluyor, artık baliğ oluyor. Sen diyoruz, baliğsın. Peki 16 yaşından sonra 20 yaşına geliyor, 20 yaşından oluyor, o artık bir şab. 20 yaşından sonra ne olacak? Yetişkinlik evresi geliyor. 20'nin ve üstünde, yani 20 yaşın üstünde racul olacak. Racul'den sonra 30-40 yaş arası kehl olacak. 50 yaş şeyh olacak. 60-70 yaş acuz olacak, 90 ve üstü harem olacak. Ben ne şeyh olmuş o zaman. Evet, ne yapıyor? Her bir dönemi kendi içerisinde böyle ayrıntılı bir şekilde hürmete layık olduğu için inceliyor. Her bir dönemin yeteneğe ilgisi, alakası, hürmeti, her sevgisi, saygısı ne olacak diye gözlerimizin önüne seriyor. İmtihandır diyor Allahu Teala. El-mâlu vel-benûne zînetul hayâti dünya. Dünya hayatında diyor mallar, oğullar sizler için imtihandır. Vel-bâkiyatü s-sâlihât. Hayrun inde rabbike sevâbe ve hayrun emele. Sizler için diyor salih amellerdir eğer evlatlarınızı iyi yetiştirirseniz. Çünkü arkadaki nedir? Sizin sadakayı cariyenizdir. Öldüğünüz zaman ne olacak? Amel defteri kapanacak. Amel defterini açıkta bırakan nedir? Evlatlarınızdır. Eğer siz o evlatlarınızı toplumun istediği, ailenin istediği, Allah'ın istediği bir şekilde yetiştirirseniz hayır duası alacaksınız. Bugün mesela bizler gidiyoruz, camilere gidiyoruz, Kur'an kurslarına gidiyoruz, cezaevlerine gidiyoruz, hastanelere gidiyoruz, toplumun her kesimine uğruyoruz, onlarla hasbihal ediyoruz. Peki günün sonunda bizim aldığımız sözcük nedir? Allah razı olsun, Allah sizi yetiştiren ana babadan razı olsun. Sadakayı cariyedir. Bizler de sadakayı cari olmak istiyorsak kendi evlatlarımızı o minval üzerinde yetiştirelim. Kişi diyor öldükten sonra sallallahu aleyhi ve sellem cennette makamı arttırılır. Der ki ya Rabbi ben ne yaptım ki cennette makamım arttırılıyor? Çünkü artık hesap kitap kapandı. Arkanda bıraktığın çocuğun kıldığı namazdan tuttuğu oruçtan sana da mükafat var diyor ve cennette bu ne yapıyor? Onun derecesini arttırıyor. İmtihandır doğru. Varlığıyla da imtihandır. Yokluğuyla da imtihandır. Vardır imtihan eder seni, yorar. Nasıl imtihan eder seni yorar? Nuh aleyhisselam olursun, gemiye binersin dersin. Ya bu ne yerken ma'ne. Ey oğlum gel benimle beraber gemiye gir. Ve la tekunenne ma'al kafirin. Kafirlerle beraber olma diye ne yaparsın? Dua edersin. Yeri gelirsin. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam gibi olursun. İshak aleyhisselam gibi olursun. İmtihan edilirsin. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselamı geç bir dönemde bulmuştu. İshak aleyhisselamı geç bir dönemde bulmuştu. Hacer validemiz, Sare validemizin olayları imtihan olarak. Ve sonra ne oluyor? Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere Hacer aleyhisselamı, İsmail aleyhisselamı bırakıyor. Beraberce daha sonra çocuk büyüyor. Allah'ın işte kaderi, muradı ilahi. Hisleri ne yapacak? İsmail Aleyhisselam'a kurban etmesini isteyecek. Bakın imtihan devam ediyor. Var imtihan yok. İmtihan varlıktan sonra dönem dönem ne olacak? İmtihan da devam edecek. Peki o zaman ne oluyor? O zaman belli bir yaşa geliyor. Belli bir yaşa geldikten sonra Allah İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'a Kabe'yi yapmaları için emri veriyor. Ve izlerfa'u İbrahimul kavaide minel beyt ve İsmail. Kabe'nin temellerini yükselttikleri zaman dua ediyorlar. Diyorlar ki Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetine ümmeten muslimeten leke. Ya Rabbi bizleri sana teslim olanlardan eyle. Bizim soyumuzdan gelenleri sana teslim olanlardan eyle. Soyları için dua ediyorlar. Ha tamam demek ki biz şunu da yakalıyoruz. Çocuk soyun devamıdır da. Vellezine yekulune Rabbena heblena min ezvacine ve zürriyetine kurratı a'yun. Onlar derler ki Rabbim bizlere temiz eşler, temiz çocuklar, temiz nesiller ver. Ne olsun? Göz aydınlığı olsun. Soyun devamıdır, imtihandır, bizlere emanettir. Yeri gelir Lokman aleyhisselam gibi karşımıza alırız. Ona ne yaparız? Vaaz-ı nasihat ederiz. Deriz ki
Ya buneye la tuzlim, ya buneye, Allah'a ortak koşma, la tuşrik billah, inne şirke la zulmün azim, doğrusu şirk büyük bir zulümdür diye dua ederiz. Yeri gelir Yakup aleyhisselam ve Yusuf aleyhisselam misali ne yapılır? Sever, evladına ayrı bir ihtimam gösterir. Annesi onu, Bünyamin ve Yusuf aleyhisselam farklı anne babadan oldukları için, anne doğumda vefat ettiği için ne yapar? Onlara ayrı bir ihtimam gösterir ama diğer abiler bunu çekemezler. Arada bir haset olur. Bakın evlatlarının arasındaki kıskançlıkla imtihan olunur. En çok sevdiğiyle imtihan olunur. Ayrı diyarlara, ayrı şeylere düşer ve ölüm yatağında tüm bu maceralardan sonra ve vassa biha İbrahim benihi ve Yakub ne yapar? İbrahim'in vasiyet ettiği gibi Yakup da evlatlarına vasiyet eder. Ne der? Benden sonra der. Biz innallaha istafa lekumud dine fe la temutunne illa ve entum muslimun. Allah bu dini bizler için seçti. Müslümanlar olun, Müslüman olarak vefat edin diye son nefese kadar Yakup aleyhisselam dua eder, evlatlarına nasihat eder, vasiyet eder. Kur'an-ı Kerim'in bize çizmiş olduğu evlat profilinde imtihan olduğu, emanet olduğu, sorumluluğunun alınması gerektiği ve şükür edilmesi gerektiğini, göz aydınlığı olduğu, soyun devamı olduğu ve bunun için bol bol dua edilmesi gerektiği kavramı karşımıza ne yapıyor değerli hocam? Çıkıyor. Çıkınca biz de diyoruz ki gerçekten de çok önemli bir konu, atlanılmaması gereken bir konu, yani irdelenmesi gereken bir konu diyoruz ve çocuk mefhumuna ayrı bir nazarla bakıyoruz. Sahabi efendilerimiz de çocuk mevzuundan bizar olmuşlardı. Mesela biz sahabi efendilerimizden Hazreti Ebu Bekir'e bakıyoruz. Bilirsiniz Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman istihbaratçıları kimdi? Hazreti Ebu Bekir'in oğlu 8 yaşındaki Abdullah'tı. Abdullah Hazreti Ebu Bekir'i yormuştur. Nasıl yormuştur? Bedir'e katılmamıştır. Uhud'a katılmamıştır. Belli başlı savaşlara katılmamıştır. Niye yormuştur? Çok sevdiği bir hanımefendi var. Hazreti Ömer'in amcasının kızı. Onunla evlendikten sonra cuma namazlarına da gelmemiştir. Böyle olunca Hazreti Ebu Bekir evladıyla imtihan olunacak ya, o ikisini ayırmış boşatmıştır. İkisi de birbirlerine şiirler yazmaya, şair olmaya başlayınca acımış, tekrar evlendirmiştir. Ama demiştir ki vakit namazlarda mescitte olacaksın. Ebu Bekir de olsanız evlatlarınızla imtihan olunabilirsiniz. Hicret yolunda sallallahu aleyhi ve sellemin istihbaratçısı olabilirsiniz. Ama bu sizin insani yönünüzü değiştirmez. İnsan olduğunuzu değiştirmez. Siz sıddık olabilirsiniz ama evladınızla imtihan olunmayacağınız karşınıza gelmez. Ki soyun devamı dedik ya muhterem hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bununla vurmuşlardı, bilirsiniz. Nasıl vurmuşlardı? Erkek evlatları vefat ettiği için ona ne demişlerdi? Ebter demişlerdi. Allah-u Teala da Kevser suresinde ne diyor? İnne atayne kel kevser. Ben sana Kevser'i verdim bunların karşılığında. Fesallile Rabbi kevan har, namaz kıl, kurban kes. İnne şaniye kehuvel ebter. Sana ebter diyenler, soyu kesik olanlar görecekler, onlardır. Gerçekten de Efendimiz'e soyu kesik diyenler. Ebu Leheb mesela, Ebu Leheb'in Utbe, Uteybe, Muattıp çocukları var. Hangisini bugün biliyoruz? Veyahut da 3 tane kızı var. Dürre, Azze, Halide. Hangisini biliyoruz? Ama biz bugün Hazreti Hasan'ın soyundan gelen şerifleri biliyoruz. Hazreti Hüseyin'in soyundan gelen seyitleri biliyoruz. Bunlar bizlere nedir? Soyun devamıdır, göz aydınlığıdır. Bunlar bizler için değerlidir, önemlidir. Yani Allah-u Teala, hepimiz o devreyi geçtik. Hepimiz o devreden yürüdük ve bugün bizlerin elindeki Kur'an-ı Kerim'in oluşması, yani iki kapak arasına gelmesi, Kur'an-ı Kerim'den sonra Buhari ve Müslim gibi sahih kitapların elimizde bulunmasını da bu değerli sahabi efendilerimize borçluyuz. Nasıl borçluyuz? Muhterem hocam, mesela Peygamber Efendimiz'e iman edenler hep çocuklar veyahut da hep gençler, hep ihtiyar değildi. Karışık bir gruptu. Ve bu grubun içerisinde hatırı sayılır bir çocuk sahabi vardı. Çocuklarımız hakkında konuşuyoruz. Kimlerle? İl vaizimiz, kıymetli meslektaşım Gülhicran Kılıç hocamla ve Fatma Demiröz hocamla birlikte. Çocuk sahabiler de kalmıştık. Evet. Oradan devam edeceğiz ama öncesinde ben her ikinize de bu birinci bölümdeki sunumlarınızdan özellikle dikkatimi çeken birçok husus var ama çocukların bize ait oluşlarıyla emanet oluşları hususunu biraz açmanızı istirham ediyorum. Yani buradaki emanetten kasıt nedir? Ya da biz benim oğlum, benim kızım dediğimizde oradaki iyilik eki, yani bu çocuk ne kadar bana ait, nesi bana ait, saçı mı bana ait, burnu gözü mü bana ait, yoksa bana ait olan kısmı Allah'ın bana sorumluluk olarak yüklediği o emanet kısmı mı? Yani bunu biraz ayıralım. Zira Fatma Hocam siz demiştiniz hani çocukların her şeyine karışıyoruz, her hususta onları
yönlendiriyoruz. Seçme hakları olduğu anlarda bile bunu ellerinden alıyoruz, alıp onlar adına biz seçiyoruz. Böyle mi yapmalıyız? Yani o çocukların aidiyet ve emanet mevzusunu biraz açalım istiyorum. Bir ikincisi de peygamberlerin duaları hocam dikkatimi çekti. Hep işte Allah'a teslim olan evlat istiyorlar, evet. Salih evlat istiyorlar, göz aydınlığı olacak evlat istiyorlar. Ama işte okusun, vaiz olsun, ne bileyim Kur'an kursu hocası olsun, doktor olsun, avukat olsun, hakim, savcı olsun şeklinde bir dua ya da temenni yok. Buradan hareketle çocuk yetiştirirken eğitime de gireceğiz ya. Evet. Yani paradigmamız, bakış açımız, yani ulaşmaya çalıştığımız nihai hedefin ne olduğuna dair en azından Kur'an'daki peygamberlerin çocuklarına olan duaları üzerinden hedefimizin ne olması gerektiğine dair bir vurguyu da istirham ediyorum. Çocuk sahabilerde kalmıştık hocam, oradan devam edelim. Evet muhterem hocam, güzel bir konuya da değindiniz. Hani emanet olması sadece yani benim her şeyimi, yani sadece bana mı ait değil. Bizler onlara emanetiz. Emanet bilinciyle yaklaşacak. Bunu bana Allah verdi fakat bunun bir sorumluluğu var, mükellefiyeti var. Nasıl ki her ibadetin bir mükellefiyeti varsa, namazın neyi vardır hocam? Bir şeyler, meşakkati vardır. Bazı sınırları vardır, kuralları, kaideleri vardır. Vakit olmadan o namazı kılabilir miyiz? Hayır. Abdestimiz olmadan namazı kılabilir miyiz? Hayır. Rükûsu, secdesi, birer ritüeli vardır. Birer meşakkati vardır, sorumlulukları vardır. Çocuk da öyledir. Çocuk da işte getirdik, biz bunu baby shower'larla kutlayalım, cinsiyet partileri yapalım, bütün dünyaya duyuralım değildir. Yani onun bununla iş bitmiyor. Helal yedirmesi, eğitimi, ona isim vermesi. Şimdi aile eğitim mevzusuna geldiğimizde orada değinmek istiyorum. Hemen o noktaya girmek istemiyorum. Ama çocuğun bize katkısı, hani İslami arenada bize katkısına değinmek için çocuk sahabiler dedim. Daha sonra inşallah o emanet konusunda dediğiniz gibi irdeleyelim ki zaten Kur'an-ı Kerim'de peygamberler özellikle buna ne olarak sizin dediğiniz gibi vurgu yapıyor? Arkamda hoş bir seda bırakmak istiyorum. Yani arkamda temiz bir nesil bırakmak istiyorum. Toplumu ayakta tutan, topluma göz aydınlığı olacak bir nesil bırakmak istiyorum. Enes bin Malik'in annesi elinden tutup getiriyor sallallahu aleyhi ve selleme, diyor ki ya Resulallah, Enes senin hizmetinde bulunsun. 10 yaşında ve ona dua et diyor. Ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Enes bin Malik'e diyor ki ya Rabbi, soyunu, ömrünü, malını bereketli kıl. Enes bin Malik 100 yaşına kadar yaşamış, Ömer bin Abdülaziz'in arkasında namaz kılmıştır. O zamana kadar Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'in arkasında namaz kılacak döneme kadar yaşamış, birçok olaya da şahitlik etmiştir. Yine soyu gerçekten de torunları nüfusça kalabalık, elime attığım her şey de bereketlidir der. Çünkü peygamber duasını aldığı için muhterem hocam. Bir dua ettiriyor sallallahu aleyhi ve selleme. Neden? Çünkü çocuğu getirdim, tamam işte ben yarın yaşlandığımda bana baksın vesaire değil. İşte ben söylediğimde sözümden çıkmasın, daima elimin altında bulunsun, işte benim ölümü kim yerden kaldıracak, hastalığımda başında dursun değil. Siz zaten çocuğu güzel yetiştirirseniz o zaten sorumluluklarını bilir. Biz bugün tanımadığımız insanların cenazesine katılıyoruz. Biz bugün tanımadığımız insanların hasta ziyaretlerinde bulunuyoruz. Sadece evlat, yani bunu yapacak, ben bunun için evlat dünyaya getiriyorum yani değildir. Yani çocuk sahibi olmak bir kasko ya da sigorta poliçesi imzalamak gibi bir şey. Tabii ki. Değil. Yani sadece benim işte bana aittir soyadımı da aldı değil. Hani bu gözle bakmıyoruz. Az önce dediğim gibi bugün iki kapak arasında okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in oluşmasında da bu sahabi efendilerimizin katkısı var. Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman hatırı sayılır bir çocuk sahabi var. 600 kadar kişiden bahsediliyor. Sallallahu aleyhi ve sellemi gören, onunla hasbihal eden, etrafında olunan 600 çocuk sahabi. Biz bu çocuk sahabilerden hadis rivayet ediyoruz. Kim? Enes bin Malik çocuk sahabi değil miydi? Cabir bin Abdullah çocuk sahabi Hazreti değil miydi? Hazreti Ali'nin bizzat kendisi çocuktu. Mekke'den itibaren değil mi? Mekke'de Peygamber Efendimiz ailesini topluyor. Bu davada kim benimle beraber olacak diyor. 13 yaşındaki beni Ali. Beni kim koruyacak her seferinde, dediğinde çok enteresan ya. Evet, her seferinde ben 13 yaşında orada su dağıtıyor. İşte şerbet dağıtıyor, içecek dağıtıyor halalara. İşte Ebu Leheb'e.
böyle hep gelmiş hala çocukları, amca çocukları. Efendimiz ailesinden haklı olarak yardım talep ediyor. Kim her seferinde ben diyor? Ali 13 yaşında ve 3 defasında da elini kaldırdığımda Efendimiz indir elini Ali diyor. Ebu Leheb de dalga geçiyor. Ha bu sana yeter işte diyor. Ve o kaldırdığı elini Hazreti Ali vefat edene kadar indirmemiştir. Ben buradayım demiştir ve vefat edene kadar buradayım demesini sürdürmüştür. Yani o bize çok büyük katkısı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Cabir bin Abdullah dedik, devam edeceğim Enes bin Malik dedik, Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, Abdullah İbni Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu, Abdullah İbni Amr, Hazreti Amr İbni El-As'ın oğlu. Bunlar Muksirun, aralarında Muksirun sahabi efendilerimiz var. Hadis külliyatında bize gerçekten de kallavi bilgiler vermişlerdir. Çünkü çocuklar bir beton gibidir, yaş beton gibidir. Siz ona bastığınızda iziniz kalır. Sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşler, gözlemlemişler ve Efendimizin izi onlara sirayet etmiş. Zeyd bin Sabit mesela Kur'an-ı Kerim'i iki kapak arasında toparlayacak ya, o şeyin heyetin başında olacak. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman 12 yaşında. Daha önceden de iman etmiş. Nasıl iman etmiş? İlk muallim Hazreti Musab bin Umeyr Medine'ye gidiyor, İslam anlatıyor. Musab bin Umeyr'den İslam'ı öğreniyor. Esad bin Zürare'den İslam'ı öğreniyor ve hazır bir kıvama geliyor. 17 sure de ezberliyor. Efendimiz'i çok merak ediyorum. Medine'ye hicret ettiğinde hep sağında, solunda onu gözlüyor, gözlemliyor. Peygamber Efendimiz'in de dikkatini çekiyor. Annesi getiriyor, diyor ki ya Resulallah, Zeyd 17 sure ezber. Ezberi okuyor, hatta şeye geliyorlar. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona şah damarından daha yakınız. Ağlamaya başlıyorlar. Ve ona dua talep ediyor. Annesi diyor ki ya Resulallah, yetimdir, dua eder misin? Ona dua ediyor ve Zeyd'in algılarının açık olduğunu fark ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yanına çağırıyor. 12 yaşında diyor ki Zeyd, biz bu Yahudilerin dilini bilmiyoruz. Bunlar kendi aralarında konuşuyorlar. Yahudiler geçmişte olduğu gibi, günümüzde olduğu gibi geçmişte de kendi içlerine kapanıklar. Arapçayı çok güzel konuşuyorlar ama ne yapıyorlar? İbranice'yi öğretmiyorlar. Yani Araplar Yahudilerin dillerini bilmiyor, bilemiyor. Zeyd'den böyle bir şey var. Diyor ki aralarında konuşuyorlar. Ben onların fitnelerinden, fesatlarından endişe ediyorum. Öğrenir misin? Öğrenir mi ya Resulallah diyor. Ama nasıl öğrenecek? Öyle kolay mı? Okulu mu var? Etüde mi gidecek? Dil kursu mu var? Nasıl öğrenecek İbranice'yi? 12 yaşında algıları açık, zehir gibi bir çocuk. Yahudilerin okulları var. Beytül Midras. Beytül Midras'ın penceresinin dibine gidiyor. Orada dibinde oturuyor, dersleri dinliyor. Çarşıda, pazarda Yahudilerin çarşılarına, pazarlarına gidiyor. Beni Kaynuka çarşısına gidiyor. Yahudi çocuklarıyla oyun oynuyor ve 2 hafta sonra geliyor, diyor ki ya Resulallah, ben İbranice'yi öğrendim. Metin okutturuyorlar, söküyor, anlatıyor. Sonra Efendimiz o kadar çok memnun oluyor ki Zeyd'e bu yolda ilerlemesini istiyor. Zeyd İbranice'yi öğreniyor, Habeşçe'yi öğreniyor, Süryanice'yi öğreniyor, Kıptice'yi öğreniyor. Bakın ne yapıyor? Yeteneğini Efendimiz keşfediyor ve önünü açıyor. İşte bu Zeyd bin Sabit Efendimiz vefat ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'in iki kapak arasında toplanmasında 2 yıl çaba sarf edecek ve o komisyonun başkanlığını yapacaktır. Böyledir yani, biz çocuk diyoruz ama o çocuk işte gelecek ve bize bugün çok güzel bir miras bırakacak. Enes bin Malik, Abdullah İbni Ömer gibi sahabi, çocuk sahabiler de Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un, Nesai'nin, sünenlerinin oluşmasında bizlere katkı sağlayacaklar. Yani çocuk deyip de geçmiyoruz. İşte emanet derken hani helal yedirmesi, güzel isim konulması, artık o sorunuzun akabinde inşallah bu sorulara da cevap verelim. Sözü ben sizlere bırakayım, yoksa hani susamıyoruz. Evet, çocuk bereketli bir mevzu. Çok bereketli bir mevzu. Fatma Hocam, bu emanet hususunda şimdi sizin hizmet portföyünüz 4-6 yaş, evet, çocuklarla ilgili. Haliyle her bir çocuk annesi için dünyanın merkezinde yaklaşık, evet, olarak biricik. Ve siz bir sürü biricik çocukla birliktesiniz. Her biri kendi dünyasının prensesi ya da prensi. Annelerin çocuklara olan sizin gözleminiz, o bakışlarında yani bir emanet bilinci mi daha ön planda, yoksa kendilerine ait bir varlık ya da tırnak içerisinde bir şey olarak mı çocukları görüyorlar? Yani buradan izleyicilerimize bu konudaki tespitinizi ve aslında olması gerekenin ne olduğuna dair düşüncelerinizi aktarırsanız faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hocam şöyle, biz ilk önce emanet kavramını tam olarak bilmeliyiz. Hı hı. Yani emanet nedir? Evet, emanet adı üstünde, sana emanet edilen bir şey. Bu sende belirli bir zamana kadar kalacak.
Ama emanet olduğu için bunu da en güzel şekilde koruyacaksın, kollayacaksın. Budur aslında emanet. Ama biz tabii ki Allah-u Teala evladımızı, hepimiz zaten anne babamıza emanetiz ki çocuklarımız da bize emanet. Bu böyle bir süreç zaten. Şimdi ama bizim maalesef ki toplumumuzda bu şekilde değil de sadece bana ait. Yani benim evladım, benim çocuğum, ona hep bu şekilde benim kızım ifade edilir. Sadece o var ve başka yok. Yok, bir tek o var, sadece onun çocuğu var şeklinde yaklaşılıyor. Biz şimdi çocuklarla bir etkinlik yaptık. Doğruluk konusunu işliyoruz ve doğruluk konusunda da çocuklara emaneti anlatacağız ya. Tabii ki bizim 4-6 yaş çocuklarımız somut dönemler. Onlar ya okuma yazma bilmedikleri için biz onları daha görsele indirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi çocuklara emanet zarfları oluşturduk. İçine ki bugünün özellikle de biraz daha bilinçli oluşturmak adına 3 mescidin olduğu bir resim koyduk. Ama tabii ki çocuklar bunun içinde bunun ne olduğunu bilmiyorlar. Zarfı koyduk, işte süsledik onlarca, onların anlayacağı dilde. Dedik ki biz cuma verdik, pazartesi getireceksiniz dedik çocuklara. Doğruluk konusunda emaneti işliyoruz. Ama dedik bu benim sana emanetim, bunu ben sana emanet ediyorum. Kesinlikle açmayacaksın. Yani bu senin emanetin, bunu bakalım en güzel bir şekilde sahip çıkacaksın. Ve 2 gün sonrasında, tatil artık onlar öğreniyorlar, 2 gün sonrasında getireceksin şeklinde söyledik. Ve getirdiğinizde de size sürprizimiz var. Emaneti doğru bir şekilde, güzel bir şekilde getirirseniz dedik. Tamam dediler. Ondan sonra pazar, cuma verdik zarfları. Hatta ki böyle kapatıyoruz içini, şey yapıyor çocuklar, böyle ışığa tutup içindekini görmeye çalışıyorlar. Tembihledik, bak kesinlikle anneler de açmayacak. Hani annelerinize de bu, çünkü benim sana emanetim ve sana çok güveniyorum ben. Hazreti Ali'nin doğruluğundan bahsederek, nasıl ki Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye çok güvendiyse ben de sana o şekilde güveniyorum. Bu senin emanetin dedik, tamam. Ondan sonra pazartesi günü geldik. Pazartesi günü ben kendim çok rahatsız oldum. Pazar hafta sonuydu, çok rahatsız oldum. İzin alacaktım ama izin almadım çünkü çocuklara söz verdim. Dedim ki pazartesi günü Allah izin verirse hani emanetinizi vereceğiz, açacağız. İşte çok da merak ediyorlar. İşte çocuklar dedim gelirler, merak ederler, söz de verdik falan. Neyse gittim ben. Çocuklar ama hakikaten çok merak etmişler. Anneler diyor ki anne kesinlikle açamazsın, kesinlikle elleyemezsin şeklinde. Ve hakikaten hepsi hiçbir şekilde zarfı açmaya, hiçbir şekilde açmamışlar ama güzel bir şekilde emaneti geri getirmişler. Biz onlarla oturduk ama şunu da açıkladım. Dedim ki bakın çocuklar dedim, ben size bunu emanet ettim. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ettim bu emanete güzel bir şekilde sahip çıktığınız için. Ondan sonra ama dedim bak ben hasta olduğum için size bir söz verdim. Sözümde durmam gerektiğini bildiğim için hasta olduğum halde izin almam gerekirken sizin için geldim sözümde durmak adına dedim. Çocukların hakikaten çok hoşuna gitti. Çünkü duygularını çocukların orada ben kendi duygumu anlattım, anlatmaya çalıştım. O duygumun üzerinden de onu anlatınca onlar böyle evet çok da hoşlarına gitti. Hani hep çocuk diyoruz ya, küçük diyoruz ya, bu kadar hani onlara çok tabii ki böyle çok detaylı değil de daha net anlatınca onlara benim olan saygımı, onlara olan önemi ve onlara hani güven duygusunu aşılamak, hı hı, olduğu için çok hoşlarına gitti. Hep beraber zarfları açtık. Ondan sonra heyecanları o kadar farklıydı ki bozmadan getirmişler, hiç yırtmamışlar, güveni boşa çıkmamış. Tabii ki biz onlara güzel güzel hediyeler de verdik. Şimdi burada biz emaneti işlemeye çalıştık. Dedim ya başta da hep emaneti sadece bana ait gibi görüyoruz ama değil. Evet Allah diyor ya, dilerse verir, dilerse alır diyor zaten. Belirli bir süre için bizim emanetimiz ama Allah'ın bizden istediği nedir? Ben size emaneti verdim. En güzeli, hani insandır en iyi, en güzel mahluk ve bu en, Allah en kıymetlisini bize emanet etti. Bize de diyor ki ben sana en kıymetlimi verdim. En kıymetlimi en güzel şekilde bakacaksın diyor. Zamanı gelince de emaneti alacağım diyor. Ve bize düşen nedir burada? Tabii ki evladımızı emanet bilinciyle, emanet bilincini oluşturarak ve ona en güzel şekilde örnek olmak gerekiyor. Çünkü somut dönem dedim biraz önce de, somut dönemin anne babada yapabileceğimiz o çocuklara biz de şimdi somut dönemin çevre öğretmen tarafındayız ama örnek olmaktan geçiyor. Hiç başka bir şey değil ve çok kelimeler, çok anlatmalar değil. Sadece ve sadece onlara örnek olmak ve bizim yaş grubunda bir de bununla beraber sorumluluk da yüklemek gerekiyor çocuklara.
Örneklik ve sorumluluk bu dönem için gerçekten de çok önemli. Ama temelde de şu vardır, çok sevmek gerekiyor. Evet, emanet diyoruz. Allah'ın en kıymetlisi bize ait. Allah bizi seçmiş, yani hakikaten bizi seçmiş. En kıymetlisini bize emanet etmiş. Bizden istediği ona bir kere çok sevmemiz, saymamız. Yani çocuğu küçük deyip de hor görmek değil, onun anlayacağı ve onun anlayabileceği şekilde anlatabilmektir her şeyi. Anlıyor çünkü onlar. Onlar küçük insanlar, yarının büyükleri. Ben mesela okulda diyorum çocuklara, siz küçük Müslümanlar, ben büyük Müslümanlar diyorum. İşte örnekler veriyoruz, işte başta da dediğiniz gibi 3 aylardayız biz şu anda. 3 ayları anlatmaya çalışıyoruz. İşte tekne orucu diyoruz. Biz Müslümanlar tam gün tutuyoruz ama siz küçük Müslümanlar olduğunuz için daha az tutuyorsunuz şeklinde açıklıyoruz. Onlar söylüyorlar, işte söz veriyor musunuz işte doğru sözde olacağınıza? Evet, küçük Müslüman sözü diyorlar. Ondan sonra saygılı olacak mıyız? Evet, saygılı olacak. Küçük Müslüman sözü. Hani küçükler ama ve lakin her şeyi Allah öyle bir ve onların aklı, zihni o kadar temiz ki her şeyi o kadar güzel algılayabiliyorlar ki çocuklar, onların yaş düzeyine, onların seviyesine inerek her şeyi rahatlıkla anlatabiliriz ve onlara örnek olarak gösterebiliriz biz bunları. Bu emanet sorumluluğunu, bilincini artıran oyunu biraz da anne babalarla belki oynamak lazım. Evet. Yani o zarfları ona verip muhafaza, onlara verip muhafaza etmelerini beklemek. Aslında Allah zarfları vermiş. Yani, Allah canlı zarfları vermiş de. Biz belki dünyanın işte çocuklar diyoruz da şu 0-6 yaş dönemini ne kadar kontrol edebilirsek, ne kadar o dönem için çabalarsak aslında bir ömür boyu belki rahat edebileceğimiz bir dönem çocuk açısından. Onlar büyüyecekler, yarının büyükleri, ama 0-6 yaş öyle titizlikle ve öyle hani ilmek ilmek işlenilen bir dönem ki, hani atalarımız diyor ya, 7'sinde neyse 70'inde de odur, ağaç yaşken eğilir gibi atasözlerimiz çok mevcut. O yaşta %80'i zaten o dönemde oluşuyor. %20'si ki şeydir artık, yani o bir şey yapamayız. Ama bir de şurası var, hani emanet, imtihan dedik ya, bizim sorumluluğumuz o çocukları en güzel şekilde önceliğimizi alarak, evlatlarımızı önceliğimizi alarak biz elimizden geleni yaparsak gerisinde Allah'ım ben elimden geleni yapmaya çalıştım, ondan sonrası imtihan. Hani her çocuğumuzun illaki yanlışlar olacak ama yanlışı yaptığı zaman da ben bir eksiklik yaptım mı? Eğitiminde bir yaptığım bir şey var mı? Sürekli bu süzgeçten kendimizi geçirmemiz gerekiyor ki çocuğun yaptığı yanlışta benim hatam var mı? Benim yanlışım var mı? Sürekli bir kendimizi şeyden geçirmemiz gerekiyor. Çok çok önemli. Yani bir ömür boyu ahiretimizi bile, hocam da dedi ya, ahiretimizi bile etkileyecek olan evlatlarımızdan bahsediyoruz. 0-6 yaş hakikaten mühim kimlik gelişiminde. Biz çocukların işte sağlıklı kimlik gelişimleri, birçok alanda farklı kimlikleri var çocukların. O kimlik gelişimlerine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı eğitimler verdi personeline. Şimdi o personel de sahada anne babalarla çalışıyor. Ben de onlardan biriyim. Meseleyi o nazarla baktığınızda, yani insanın anne baba olma hususunda cidden cesareti kırılıyor. Çünkü hakikaten büyük sorumluluk. İmam Rabbani Hazretleri'ne talebelerinden biri henüz daha bir günlük bebeğini getirmiş. Teberrüken okumasını istemiş Hazret'ten. Mübarek bakmış, demiş ki evladım, demiş, ben okuyayım elbette, getirmişsiniz. Ama demiş bundan geçmiş. Bak, bundan geçmiş dediği bir günlük bebek. Çünkü bu ana rahmine düşmüş. Evet. Orada 8-9 ay vakit geçirmiş. Doğmuş. Eşsekini. Dünyadan da nefes almış. Ya nasibinin hayli bir kısmını tamamlamış. Siz bir diğer çocuğunuza niyet edeceğiniz vakit gelin. Ben demiş o zaman inşallah onun dünyasının da ahiretinin de mamur olması adına hani okuyayım, nasihat edeyim, her neyse. Burada yani çocuğun sadece 0-6 değil, anne karnındaki gelişim sürecinde dahi öğrenmeyi, eğitilmeyi. Bugün artık Amerikan Psikoloji Derneği bunu bilimsel anlamda literatüre dahil etti. Kocaman kocaman kulaklıklar yapıp çocuklara nasıl bir çocuk sahip olmak istiyorlarsa ona uygun müzikler dinletme. İşte sahip olma kavramı da önemli. Biraz da ona cümle kuralım. Emanet olarak verilene sahip olmak ne demek? Sonra istemek kavramı. Yani çocuk sahibi olmayı istemek.
Şimdilik düşünmüyoruz. Şimdi biraz düşünmeye başladık. Anne baba düşündüğü için mi çocuk olur? Yoksa bizim imanımız ruhlar aleminde, malum elest bezminde Allah bütün ruhları yaratıyor. Biz böyle inanıyoruz. Şimdi hocam az sonra ayetlerini okur. Cenab-ı Hak soruyor, elestü bir rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Şimdi o mahşer meydanında, mahşer demeyelim orada, elest bezmi ama muhtemelen aynı meydandır. Yani ilk doğacak, dünyaya gelecek insanla kıyamet günü en son ölecek insan, her ikisi de orada değil mi? Toplu bir şekilde. Allah soruyor, elestü bir rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlar, yani biz hep beraber diyoruz ki galibu bela, evet sen bizim Rabbimizsin, şehitna, biz şahidiz. Artık orada ne gördüysek, neye şahitlik ediyorsak ki Allah'ın azameti, uluhiyeti, vahdaniyeti falandır kuvvetli evet. Muhtemel. Hocam farkındaysanız Ali ile Anşe evlendiği için, yani çocuk ismi bulalım şimdi, Mert ya da Merve dünyaya gelmiyor. Zaten gelecek. Ruhlar aleminde var. Hı hı. Yani dünyaya gelmelerine Ali ile Anşe evet vesile. Ama benim kanaatim Allah her bir ruha bir anne baba barkodu tanımlamış, oraya zimmetlemiş. Anne baba ister düşünsün ister düşünmesin, vakti saati gelince o çocuk zaten dünyaya gelecek. Dolayısıyla annelerin ve babaların bu anlamda çocuk düşünme kavramını yeniden düşünmeleri ve kendilerine ihsan edilen, lütfedilen, imtihan olarak aynı zamanda verilen çocuklarının sahipleri olma hususunu da yeniden bir gözden geçirmeleri sanırım iyi olacak. Zira senin olması için, sahibi olman için herhangi bir şeyin onun senin ayrılmaz bir parçan olması lazım. Bu dünyada sahip olduğumu düşündüğümüz ne varsa hepsini öldükten sonra geride bırakıyoruz. Sadece amellerimiz, onlar bizimle geliyor. Kıymetli hocalarım, artık programımızın son düzlüğüne geldik. Bir hayli de sorumuz var. Yani becerebildiğimiz kadarını konuşalım. Olmazsa haftaya devam da ederiz. En başta söylediğim gibi zira mevzu önemli. Evet. Yani bütün bir süreç yetişkinler üzerinden dönüyor dünyada. Yani iyilikler de kötülükler de ama gelin görün ki hiçbirimiz dünyaya yetişkin olarak gelmiyoruz. Çocuk olarak geliyoruz. Yani çocukluk dönemi, o az önce bahsettiğimiz anne karnında geçirdiğimiz ve sonrasında o 0-6 yaş, sonra 6-10 yaş, 10-12 yaş. Yani bu dönemler, her birine isim vermiştiniz hatırlıyorsanız. Bunlar önemli. Yani ne kadar konuşsak aslında sezadır bu bağlamda. Eğitimine geldik, çocuğun eğitimine. Şimdi Hüdayi Nabit otlar değildir çocuklar. İnsanın da Hüdayi Nabit otlar olmadığı gibi. Öyle kendi başına kaldırım kenarlarında büyüyen. Hatta onlara bile belediyeler ne yapıyor? Şekil veriyor değil mi? Yani bahçıvanlarla estetik böyle görsel koreografiler oluşturuyorlar. Peki biz çocuklarımızın yetişmesinde, özellikle eğitilme noktasında ne kadar sorumluluk üstleniyoruz, ne kadar topa giriyoruz? Eti senin kemiği benim diye Fatma Hoca'ya gönderdiğimizde iş bitiyor mu? Bitmiyor. Yani biraz da buna cümle kuralım isterseniz. Hocam buyurun evet. Lütfen. Muhterem hocam, şimdi çocuk eğitiminde peygamberler ve Efendimiz en çok büyükleri yetiştirerek çocukları yetiştirme seçeneğini uygulamışlar. İmam-ı Rabbani'nin örneğinde evet. Olduğu gibi. Yani en zor olanla işe başlamışlar. En zor olan nedir? Büyüğü yetiştir. Zaten büyük yetişirse, ebeveyn yetişirse çocuk da otomatikman ne olacak? Yetişecek. Yani çünkü eğri ağacın, İmam Gazali'nin dediği gibi doğru eğri ağacın doğru olmaz. Gölgesi olmaz. Anne ve baba nasıl ise çocuk da öyle olacak. Biz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman Allahu Teala bizlere ne der? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizler için Resul'de ne vardır? Güzel örnekler vardır. Güzel örnekler den bir tanesi de Efendimizin babalığı ve çocuk eğitimi meselesidir muhterem hocam. Hazreti Hatice ile evlendiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem otomatikman baba oluyor. Neden? Çünkü Hatice validemizin önceki eşlerinden çocukları var. 3 tane çocuk annesi ve Peygamber Efendimiz onların babaları oluyor. Hatta biz görüyoruz Efendimiz Ümmü Seleme validemize evlilik teklifinde bulunuyor. Hatip bin Ebi Belta ile. Hatip bin Ebi Belta geliyor diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem seninle izdivaç kurmak istiyor. O da diyor ki
düşünüyor, kabul edemem diyor. Nasıl edemezsin? Çünkü diyor ben yaşça büyüğüm sallallahu aleyhi ve selleme göre yaşlıyım diyor. Ve diyor çocuklarım fazla onu üzerler. Bir de diyor ben kıskancım, kıskanç bir yapım var. O evde başka hanımlar var. Bu kıskançlığım sebebiyle ona eziyet edebilirim. Sallallahu aleyhi ve selleme bunu söyleyince Efendimiz de geliyor. Yanına birkaç tane sahabi alıyor. Ümmü Seleme validemize geliyor. Diyor ki sen böyle söyledin ama diyor sana talip olan senden daha yaşlı. O gün bunu söyleyen Ümmü Seleme validemiz 31 yaşında, Peygamber Efendimiz 57 yaşında. Araplara göre bir bayanın yani yaşının o evrede olması olgunluk evresi olarak görülüyor. Çocuklarına gelince diyor o haneye gelen çocuklar benim çocuklarımdır. Yani gelen çocuklar benimdir artık onların eğitimiyle. Ben ilgileneceğim kıskançlık mevzuna gelince ona bir şey yapamam Allah'a dua ederim diyor. Yani kadınların kıskançlığı terbiye edilemez sadece Allah'a dua edilir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, böylece mesajımızı da vermiş evet. olduk. Sallallahu aleyhi ve sellem 30 çocuğun babası olmuştur o hanede. Efendimizin eşlerinin önceki evliliklerinden olan 30 çocuğa babalık yapmıştır ve babalık olduğu için de biz çok güzel tüyolar öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Musa için, Hazreti İsa için, Hazreti Davud için usvetun hasene tabirini kullanmaz. Kimin için kullanıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem için. Neden? Baba olarak örnekliği var, evlat olarak örnekliği var, eş olarak örnekliği var, dede olarak örnekliği var, savaş komutanı olarak örnekliği var, arkadaş olarak örnekliği var. Siz bunu örnekleri çoğaltın, altına da sallallahu aleyhi ve sellem yazın. O zaman neden usvetun hasene denildiğini iyi anlarız. Çocuk terbiyesinde özellikle Efendimizin davranışları, hali çok iç aydınlatıcı ve gerçekten de bu bizlere ne yapıyor? Yol açıyor. Sabırlı olması, merhametli olması, adaletli olması, mahremiyeti öğretmesi, küçükle küçük olması, büyükle büyük olması. Bizler onun hayatına bakacak olursak, eşlerinin anlatımlarına bakacak olursak, Hazreti Fatıma ile mesela münasebeti o kadar güzeldir ki sevgiyle ve merhametle yaklaşması, savaştan döner dönmez Hazreti Fatıma'yı ziyaret etmesi, onun dünya malına tamah etmemesi için mücadele etmesi, hatta evine yeni bir perde astığını görünce Fatıma'yı çok özlediği halde evine girmemesi, komşuları işte Fatıma baban seni ziyarete geldi ama geri döndü denildiğinde o rahle-i tedriste yetiştiği için anlıyor hemen o perdeyi çıkarıyor. Neden? Biz peygamber ailesi dünya malına tamah etmeyiz. Mesajını vermesi, Efendimiz Hazreti Fatıma ile Ali Medine'nin içlerinde evleri biraz uzak peygamber efendimize onları ziyaret ediyor ve onlara namazı kaldırıyor. Sabah namazına kalkıyor Efendimiz Medine'nin içlerine doğru gidiyor ta ki biraz daha yakına gelene kadar Ali ile Fatıma'yı namaza kaldırıyor. Hocam perdenin değişikliğini fark edecek kadar evet. yani ilgili alakalı. İlgili olması da enteresan yani. Yani işte odasına gitsin bir bilgisayar alalım, eline de bir cep telefonu verelim, ayak altında gezmesin. Bugün ben, çocuk büyüyor. Evet, tabii, 18, 20, 25, 30 yaşına geliyor. Anne baba çocuğun hangi ara 30 yaşına geldiğinin farkında değil çalışmaktan. Neyi dünya... sevip sevmediğini. İlgisi alakasının neyde olduğunu yani Resulullah perdenin değişikliğini fark evet. etmiş. Fark ediyor hocam bir de ziyaret ediyor mesela bakın ziyaret ettiğinde evde kaldığında çok ilginçtir. Yani ben bunu biz şeyde hocamla bunu öğrendiğimiz zaman çok dehşete düşmüştüm. Efendimiz o gece onlarda kalıyor Ali ile Fatıma'nın yanında Hasan ağlıyor gece kalkıyor su istiyor. Biliyorsunuz çocuklar geceleyin susar vesaire işte. Ağlayınca hemen Efendimiz kalkıyor bakın anne uyuyor. Baba uyuyor, sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'ın sesine kalkıyor, ona su verecek. O sırada Hüseyin de ağlamaya başlıyor, o da su istiyor. Efendimiz önce Hasan'a su veriyor, sonra Hüseyin'e veriyor. Hatta Fatıma validemiz diyor ki ya Resulallah, herhalde sen Hasan'ı Hüseyin'den çok seviyorsun. Yok diyor, öyle değil yani adaleti temin edecek ya. Önce o su istedi diyor, ondan diyor ona verdim. Bakın evde kalan bir dede, çocuklarla ilgili bir dede, geceleyin onların ihtiyaçlarını gideren bir dede, kızının evinde kalan bir dede, hatta Ali ile Fatıma validemiz bir ara küsüyorlar. Gidiyor onların arasına uzanıyor ve onlara nasihat eden bir dede, toplumun her kesiminde bizlere mesajlar veren bir dede. Yani sevgide, merhamette, ülfette, çocuklarla, muhabbette biz anne baba eğitimi dediğimizde ondan yeterince doyuyoruz. Şey mesela merhameti, muhabbeti bir de mahremiyeti. Mahremiyette ben onu da öğrendiğimde çok gerçekten de ürpermiştim. Abdullah İbni Abbas
teyzesi Meymune sallallahu aleyhi ve sellemle evli. Geliyor diyor ki teyze bu gece sizle kalabilir miyim? Meymune de zaten Efendimizle vakit geçirmek istediği için hoşlanmıyor. Yok diyor. O da gidiyor Peygamber Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah bu gece sizle kalabilir miyim? Çünkü biri eniştesi biri de teyzesi. Olur tabii diyor. Geliyor Meymune validemize söyleyince hiç hoşlanmıyor Meymune validemiz ama Abdullah bir kere gelmiş. Abdullah'ın bir amacı var. Çünkü o Peygamber Efendimiz'in duasını almış. Allah'ım Abdullah'ı dinde fakih kıl. Hı hı. Abdullah merak ediyor. Diyor ki acaba peygamberin gecesi nasıl? Nasıl geçiyor? Geliyor Efendimiz içeriye giriyor hane-i saadete ve onlarla biraz selamlaşıyor. Sonra uyuyacak. Uyuyacağı zaman bir örtü sarınıyor kendisine. O örtünün altından elbisesini çıkarıyor uyuyor. Sonra gecenin bir vakti kalkıyor. Abdullah da diyor ki o kadar çok uykum geliyor ki diyorum ki Abdullah uyuma, Abdullah uyuma. Diyor gözlemliyorum diyor. Teyzem daha bire beni uyutmaya çalışıyor diyor ama diyor ben uyumuş gibi yaptım ama uyumadım diyor. Gecenin bir vakti kalktı diyor yine üstünde örtüsünü aldı, elbisesini giydi bakın mahremiyetin öğretecek. Hı hı. Yani eşi, diğeri de çocuk ama onların yanında davranış şeklini bize gösteriyor. Odanın bir köşesinde diyor namaz için abdest aldı, teheccüde kalkacak. Ben hemen ayağa kalktım, ona su döktüm diyor, bana dua etti diyor. Daha sonra teheccüde durdu diyor, ben sağına geçtim diyor. Sonra diyor, düşündüm dedim ki bu sağ meleklerin yeridir, sol tarafa geçtim. Beni tuttu, tekrar sağa geçirdi, ben sola geçtim diyor. Namazı bitirdik, niye sağımda durmadın? Dedim ki ya Resulallah, orası Cebrail'in yeridir, benim haddim değildir, ben sol tarafa geçtim. Ve diyor, daha sonra yatağında oturdu, sabah namazı okunana kadar diyor, tesbihle, zikirle hemhal oldu, beni kucağına aldı diyor, bana dua etti diyor. Bakın biz hayatının her dönemini öğreniyoruz. Çocuk yetiştirmek istiyoruz ve bu çocuğu güzel yetiştirmek istiyoruz. Hep isteriz. Cennete de çok gitmek isteriz ama cennete gidecek amelleri yapmada gevşeklik gösteririz. Bize küçükken hep kele olan hikayeleri anlatırlardı. Akıllı, zeki, temiz, ahlaklı ve saf bir çocuk ama hep kazanırdı. Neden? İyi olduğu için. Ama çocuklarımızı kele olan gibi yetiştirmeyiz. İyi bir mühendis yetiştirmeyiz, iyi bir doktor yetiştirmeyiz. Dünyalarını dert ettiğimiz kadar ahiretlerini dert etmeyiz. En iyi öğretmen de okumalı, en iyi okula gitmeli, en iyi dershane gitmeli. Bir de ben yapamadım o yapsın. Ben göremedim o yapsın. Bu eğitim midir? Ben giyemedim o giysin. Ben işte evlenince bana bunu almadılar kızımı alsınlar. Benim düğünüm böyle olmadı oğlumun düğünü böyle olsun. Bunlar eğitim değildir. Eğer bir kişi akıl sahibi bir kişi ve Müslüman bir kişi eğitim vermek istiyorsa sallallahu aleyhi ve selleme bakacak. Orada adaleti de görecek, kararlılığı da görecek, sevgiyi de görecek, muhabbeti de görecek. Burada çok konuşulması gereken konu var. Ama burada durayım. Çünkü anlatsak da bunu bitiremeyiz. Fatma Hocam, eğitim sürecinde anne baba çocuk ilişkisi nasıl olmalıdır diye size sorsam. Eğitim hocam bir kere davranış değişikliğidir ve bir süreç gerektirir. Hı hı. Bir anda olabilecek bir eylem değildir zaten. Eğitim planlı ve plansız da olabilir. Planlı olan okuldadır zaten, plansız olanı da evdedir. Ama anne baba çocuklar için ilk rol modeldir. Çocuklar için her şeyiyle ama hani... O evde ilk gördüğü, ilk eğitimi aldığı anne babadır ve çocuk fark etmeden öğrenir. Zaten öğrenmenin çeşitlerinden bir tanesidir. Fark etmeden de öğrenme vardır. Annenin her hali, her davranışı, her şeyiyle, babayla beraber. Anne baba ilişkisini orada görür, kardeş ilişkisini görebilir, komşu ilişkisini görebilir. Annesinin bir başkasıyla olan ilişkisini görebilir, yani telefonla konuşma. Şimdi biz çocuklarda neyi görüyoruz, gözlemliyoruz? Diyoruz ki birisi konuşurken onun sözüne karışma. Bunu öğretmeye çalışıyoruz biz çocuklara. Ama biz çocuğu dinlemiyoruz diğer tarafta. Şimdi çocuk anlatıyor bir şeyleri ama biz dinlemiyoruz. Başkası o anlatırken bir başkasıyla konuşmaya başlıyoruz. O zaman neyi öğreniyor çocuk? Diyor ki tamam ben demek ki böyle değilmiş. Bana söyleniyor ama yapılmıyor. Söylenilen yapılmıyorsa hiçbir şekilde etki etmiyor. Yani kulağını beslediğimiz kadar çocuğun gözlerini de kesinlikle beslemek zorundayız. Hocam şimdi zaten şöyle bu bizim 0-6 yaş dönemi somut dönem. Yani hiçbir şeyi biz çocuğa neyi anlatıyoruz? Ahlaki erdemleri anlatıyor. İşte doğruluk diyoruz, dürüstlük diyoruz, saygı diyoruz. Bunların hepsi soyut kavramlar. Soyut kavramı çocuk anlayamaz. Biz onu ne yapacağız? Kendi davranışlarımızla somutlaştıracağız. Nasıl olacak? Mesela saygı diyeceğiz. Çocuk saygıyı bilmiyor ki. Saygı nedir? İlk önce ben ona karşı saygılı olmalıyım ki saygı zaten ne yapılmaz? Böyle bir kazanılmaz. Sen ilk önce saygıyı karşına verirsin. Ondan sonra saygıyı alırsın. Biz ilk önce karşımızdaki o küçük insana
bugün yarının büyüğü dediğimiz o küçük insana biz ilk önce saygılı olursak, sınırlarını biz belirlemiş olursak o çocuk zaten o saygıyı, o soyut kavramı öğrenmiş olacak. Ve anne babanın derdinin biraz önce de hocam dediği gibi evet dünyalık biz bizim dinimiz hem dünya ve hem ahiret mutluluğunu sağlar. Ama biz maalesef ki hani sadece ve sadece çocuğumuzun dünyalık olan çevresindeyiz. Yani en iyi dediği gibi en iyi okullar, en iyi öğretmenler, en iyi tamam en iyi ama ahlaki olarak da vermedikten sonra tamamen boşa gidiyor. Ben bir tane şey dinlemiştim bir videoda da. Kadın diyor ki sadece diyor çocuğumun diyor şey için yaptım diyor. Fen lisesini kazansın. Sadece bunun için hiçbir şey yaptırmadım diyor. Yani suyunu dahi diyor burada diyor. Suyunu dahi diyor ben diyor koydum diyor. Hiç sadece fen lisesini kazansın dedim diyor. Evet fen lisesini kazanmış. Ama velakin anne hasta olduğu zaman tabii ki kazanıyor üniversitelere gidiyor. Anne hasta olduğu zaman bir bardak dahi suyu veremeyecek hale gelmiş. Yani biz şimdi tamam evet tabii ki biz Müslümanız güzel yerlerde olacak bizim çocuklarımız ama bir tarafı eksik bırakırsak sadece başarı odaklı gidersek maalesef ki işte sorunlu nesiller ve sorunlu o toplum ortaya çıkmış oluyor. Biz Abdurrahman Dilipak'ın bir sözü vardı. Anneler çocuk doğurmaz, anneler toplumu doğurur diyor. Biz şekillendiriyoruz. Yani anneler, tamam baba diyoruz tabii ki o da var ama öncelikle şekillendiren anneler, annelere çok iş düşüyor. Bu konuda da babaların yapması gereken anneye de destek olmak gerekiyor. Sadece hani tamam anne diyoruz, anneyle ilişkisi başka ama babanın da ne yapması gerekiyor? Anneye destek olması gerekiyor. Eğitim zaten üçlü bir saca yağdır. Anne babadır, okuldur, bir de çevredir. Bu faktörler de çok etkilidir. Yani benim sadece evde çocuğumu en güzel şekilde yetiştirmem yetmiyor. Bu çocuğun bir okul hayatı olacak, öğretmeniyle olan ilişkisi olacak. Bir de sonrasında onu en çok etkileyen, bizim yaş grubunda çok hani çevre o kadar etkili değil ama artık ergenlik dönemi dediğimiz o dönem çok etkili. Çünkü akran ve arkadaş artık etkili olmuş oluyor o dönemin özelliğinden kaynaklı. Biz bu zamanda çocuklarımızla beraber anne baba, biz şimdi mesela okulumuza gelen her çocuğa aynı şeyi anlatıyoruz aslında. Çünkü o çocuk daha iyi algılıyor diyor, onu birebir ona anlatmıyoruz. Biz anlattığımız konuyu, sınıfımda kaç öğrenci var? Benim 19 öğrencim var. 19 öğrencimin hepsini aynı anlatıyorum. Ama hepsinin algılaması ve uygulaması çok farklı. Neden? Ailenin o konudaki desteğiyle alakalı. Aileden getirmiş olduğu eğitimle alakalı. Anne baba da çocuğuyla ilgili bu eğitim sürecinde ahlaki olarak da her türlü olarak yani bu eğitimi desteklerse biz de tabii ki daha da güzel şekillenebiliyor. Buradan hareketle ben zaman zaman özellikle veli gruplarıyla yaptığımız çalışmalarda, seminerlerde şu cümleyi kuruyorum. Evet anne babalar söylediğiniz üzere iyi öğretmen, iyi okul, iyi arkadaş çevresi ister ama unutmayın ki öğretmenler de, okullar da iyi anne, evet, iyi baba, kesinlikle iyi bir aile çevresi ister. Yani burada bir başarı oluşacaksa iyilerdeki ortak paydanın artmasıyla bu ancak mümkün olacak. Hocam bu 0-6 yaş grubunda çocuklarımızın yani akranlarıyla olan ilişkilerinin belirleyici, onların karakterlerinin oluşumundaki belirleyici rolü ergenliğe göre daha az. Tamam. Peki ekranla olan ilişkileri nasıl olmalı? Sosyal medyayla ya da sosyal medya demeyelim artık ona. Onların sosyal medyası olmaz ama işte annelerin var ama. Karşılarına açıp koyduğumuz o çizgi filmlerle büyük ekranlar ya da küçük ekranlar karşısında ekranla olan ilişkileri nasıl olmalı? Hocam şimdi şöyle biraz önce dedim ya çocuklara biz bilgileri veriyoruz. Algılaması her şeye değişebiliyor. Yani aile eğitimiyle. Eğer çocuk çok fazla televizyon izliyorsa ki aslında bu dönem artık televizyonu bile bıraktı maalesef nesil. Ellerinde tabletler ve bilgisayarlar var, telefon oyunları var. Hani televizyon artık şu dönemde biraz daha masum kaldı çünkü çerçeveleri belli. Ama tabletlerdeki oyunlardan, telefonlardaki oyunlardan onların artık bilgisayar internete bağlı olduğu için her yere her şekilde ulaşılabiliyor. O yüzden daha tehlikeli. Eğer çocuk bunlarla çok ilgili ve alakalıysa o çocuk hiçbir şey öğrenemiyor. Çok hareketli oluyor ya da tam tersi tamamen hareketsiz olabiliyor. Sizin anlattığınız her şey onu sıkabiliyor. Öğrenmede büyük sorun ve problem yaşıyor.
Şimdi çocuklarda belirli bir ki hatta der ki 0-3 yaş arasının hiç izlememesi gerekir. Bu ekrana hiçbir hukuku olmamalı. Evet, tamam. Aynen öyle. Bunu tekrar edelim, altını çizelim. 0-3 yaş arasının kesinlikle çocukların ekranda hiçbir şekilde bulunmaması gerekiyor. Bakmaması dahi gerekiyor. Ama biz neyi görüyoruz? Çok şudur, biz şimdi çocukları sakinleştiremiyoruz. Ya. Ama o ellerindeki tabletler, şeylerde, restoranlarda falan gittiğimiz yerlerde çok dikkatinizi çekiyordur. Çocuğun eline tablet, telefon veriliyor, tamam susuyor. Çok insanın aciz kaldığı bir durum aslında. Sen çocuğuna ulaşamıyorsun, sen çocuğunla iletişim yok orada ama o elindeki tableti, işte elindeki telefon her neyse o gayet güzel iletişimi kuruyor. Şimdi basitçe anlaşılır şekilde ifade etmeye çalışalım. Çocuk niye susuyor o tableti eline aldığında ya da o telefon ekranına baktığında? Çünkü oradaki hareketli renk ve hareket döngüsü çocuğun beynini hocam uyuşturuyor. Evet, evet. Yani bir uyuşturucu madde verildiğinde bedene beyin ne tür bir tepki veriyorsa bu sosyal medyayla yani internetle çocuklar için konuşacak olursak o hareketli ve renkli çizgi filmlerle kurulan temasta da beyindeki aynı beyaz bölge uyarılıyor. Dopamin normalin çok çok üstünde salgılanmaya başlıyor. Mutluluk, şimdi doğru. Çocuk böyle yapay bir dopamin salgılatma sürecine muhatap olunca böyle kolay yoldan bunu elde edince yarın sınıfa geldiğinde sizin daha az renkli ve daha az hareketli sunumunuz artık çocuğa cezbetmiyor. Yani bu çok net artık nörofizyologların görüntüleme sistemleriyle de bilimsel olarak ortaya konulmuş. Eğer sağlıklı bir çocuk gelişimi, zihin gelişimi istiyorsak kesinlikle ilk 3 sene hatta ilk 4 sene çocuğun hiçbir şekilde ekranla temas etmemesini sağlamak zorundayız. Velev ki ağlasın yani. Söylediğiniz gibi ağlamasının sebebini bulup onunla hangi çağda ve yaşta olursa olsun sağlıklı bir iletişim kurmayı becerirseniz zaten o ağlama nöbetleri, krizleri de zamanla azalacaktır. Hocam şimdi çocuklarda şu da var zaten eğer biz o çocukları çok seversek başka bir şeye çok ihtiyaç duymazlar. Şimdi hep şey anlayışı var hani ben çocuğu çok seversem çok şımarır, çok şımarır. Sınırlarıyla yani sevginin tabii ki sınırları olmaz ama bir sınır çizerek yaparsanız her eylemi çocukta asla bir sorun problem olmaz. İlla ki yanlışlar olacak yani bizim sonuçta robot değil bu çocuk. Yani büyütmeye çalıştığımız, eğitmeye çalıştığımız bir robot değil ki robotun bile yanlış yaptığı şeyler var. Yanlışlar olacak ama biz doğruyu ne kadar empoze etmeye çalışırsak bıkmadan, usanmadan, sabırla başta örnek olarak tabii ki ve sorumluluk bilinciyle yetiştirmek gerekiyor çocukları. Bizim şimdi okulda en çok okula ilk başlıyor çocuklar geliyor ayakkabısını daha giyemiyor, çıkartamıyor, yemeğini yiyemiyor. Buna şimdi bize gelen yaş grubu 5 yaş grubu. 5 yaş grubu çocuğu artık kendi üstünü giyebilir, ayakkabısını giyebilir, yemeğini yiyebilir ama hep bebek formatında yetiştirildiği için çocuk bir bocalamada kalıyor. O yüzden o yaş gruplarına göre çocuklara ne yapmak gerekiyor? Sorumluluk vermek gerekiyor. Ki zaten araştırmalar da bunu göstermiştir ki bir çocuk ne kadar erken sorumluluk almaya başlamışsa hayatında da o kadar başarılıdır. Bu noktada anne babanın her çocuğun yaşına göre ki bununla ilgili artık o kadar anne babalar bile çok bilgililer ki her şeye ulaşılabiliyor internette. Her çocuğun her dönemde yapabileceği bilgi ve becerileri var. Yani 5 yaş çocuğu ne yapabilir diyor? Yemeğini yiyebilir, makinesini boşaltabilir, kıyafetini katlatabilir. Bu sorumluluk duygularını çok yüklemek gerekiyor ki en sorumlu olduğumuz varlığa da biz sorumluluk duygusunu öncelikle kendimizin vermemiz gerekiyor. Sıkıntı problem biraz buradan kaynaklanıyor ama biz... Anne babalık zor iş hocam. Dolayısıyla o gerçekten zorluk bizi korkutuyor. Korkutunca kolaya kaçıyoruz biraz. Tabii hep kendi dışımızda gelişsin, yetişsin istiyoruz. Hicran hocam, siz ne dersiniz? Artık programımızın son dakikalarındayız. Evet. Şöyle bir derleyip toplayacak bizler olsak. Bizler de son cümlelerimizi söyleyelim. Haklısınız değerli hocam. Verimli bir sohbetin nihai sonuna yaklaştık. Biz sanal medya gibi bir platformu yok sayamayız. Maalesef var. Ve biz bunu iyiliğiyle, kötülüğüyle evlerimize buyur ettik. O zaman buna karşı ne yapacağız? Denetim
yapacağız, buna karşı ne yapacağız, önlemler alacağız. Sosyal medyada çocuğu kendi haline bırakmak, gece karanlığında tek başına yolda bırakmak gibi bir şeydir. Emniyet kemerinin olması gerekiyor. Orada sosyal medyaya saldığımız zaman 18 yaş altı sosyal medya hesabının olmaması gerekiyor. Anne ve baba çocuklarının görsellerini paylaşarak, videolarını paylaşarak onların üzerinden para kazanmamaları gerekiyor. Biz çocuk işi diyoruz. İngiltere'de 200 yıl baca temizliğinde çocuklar baca temizliğinde çalıştırdılar. O kimyasalları soluduklarından dolayı, akciğer kanserinden veyahut da gelişim bozukluklarından dolayı vefat ettiler. 200 yıl bu sürdü. Daha sonra çocuk işçiliği orada kaldırıldı. Ama bugün hala çocuk işçiliği mevcuttur. Afrika'da elmas, pırlanta veyahut da işte telefonun bazı mamullerinin alınmasında yine çocuk işçi çalıştırılıyor. Onun modern versiyonu da videolarını çekerek, fotoğraflarını çekerek sosyal medyada onların üzerinde para kazanmak da çocuk işçiliğidir. Evlatlarımız bize emanettir. Bu noktada onları kullanmamalıyız. Denetimler almalıyız. Hesabını kontrol etmeliyiz. Hangi oyunlarda oynuyor, yanına oturmalıyız. Onunla konuşmayı tercih etmeliyiz. Çünkü biz boş bırakırsak o boşlukları dolduracak çok kişi vardır. Hocam bu cümleden olmak üzere sadece tabii çocukların değil, tabii yetişkinlerin kesin sosyal medya hesaplarının dahi tabii belli bir emniyet kemeri olması gerekiyor. Sahibi olması gerekiyor. Evet. Ben özellikle bir evlilik hayatında eşlerin birbirlerinin, ben bunu kişisel mahremiyet olarak tanımlamıyorum hocam. Yani benim Kasım Karaman olarak kanaatim evet bu. Hayır, bu benim özelim diyebilir bir başkası. Ben böyle düşünmüyorum. Karı kocanın sosyal medya hesabı üzerinden özeli olmaz hocam. Haklısın. Yani ben eşimin telefonuna rahat erişim sağlayabilmeliyim. Tabii. Eşim benim evet telefonuma rahat erişim sağlayabilmeli. Eğer sağlayamıyorsa ortada bir sorun var demektir. Şifreler hocam varsa, sorun var telefonun açılmasında yok, belirli platformlara girmede şifreler varsa dediğiniz gibi bayağı bir sıkıntı var. Yani ben mahremiyetin, bu alandaki evet mahremiyetin öznel bir mahremiyet olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu ailenin tümünü etkileyen bir sürece evet süreci tetikleyebiliyor. Kıymetli hocalarım, evet zaman çok çabuk geçti. Evet hocam. Yani keyifli bir sohbet oldu. Evet. Her ikinize de teşekkür biz ediyorum. Teşekkür ederiz. Yani çocukların gelişimi, yetiştirilmeleri, sorumluluklarının alınmaları hakikaten önemli. Ordu İl Vaizesi Gül Hicran Kılıç ve Kur'an Kursu öğreticisi Fatma Demiröz, sağ olun, var olun, programımıza teşrif ettiniz. İlerleyen zamanlarda yine inşallah çocuklar üzerinde, özellikle 4-6 yaş özelinde konuşmak isterim. İnşallah. Teşrif ederseniz şayet. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Kıymetli dostlar, bir programımızın daha sonuna geldik. Konuklarımızla çocukları konuştuk. Yani özetle dediler ki çocuklar bizim malımız değildir. Allah Azze ve Celle Hazretlerinin kendisine kul olarak yetiştirilmek üzere bize emanet ettiği insanlardır. Fatma Hocam çok güzel söyledi. Küçük insanlar. Ve bu yetişme, yetiştirme süreci sorumluluk ister kardeşler. Zor olduğunun farkındayım. Zira ben de bir babayım. Artı çocuklarla çalışıyorum profesyonel olarak. Anne babalarıyla daha çok çalışıyorum. Zorluğunun farkındayım. Bu zorluktan dolayı zaten Allah Azze ve Celle Hazretleri cenneti annenin ayağının altına koymuş. Eğer kolay olsaydı annelik muhtemelen koymazdı. Cennet zira çok büyük bir nimet, takdir edersiniz ki. Yapılması gereken şey emanet bilinciyle Allah'a iyi bir kul yetiştirmek. Allah'a iyi bir kul yetiştirmeye niyet ettiğimizde o çocuk Allah Azze ve Celle Hazretlerinin imtihan cihetinden takdiri her neyse o ilahi plana uygun olarak doktorda olur, avukatta olur, kaportacıda olur, simitçide olur. Ne olursa olsun ahlaklı bir birey olması, kendini bilmesi, Rabbini bilmesi, anne babasını bilmesi, içerisinde yaşadığı toplumun değerlerini bilmesi esas olan bunlar. Rabbim göz aydınlığı olacak evlatlar yetiştirebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti, inayeti cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Haftaya aynı gün aynı saatte Ordu Altaş Televizyonu'nda buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum efendim.